Gecikmeli göreceğim. Monitörüm açılmadı. Telefondan uzak bağlantı ile sağlıyorum. Evet, başlamış. Herkese merhaba tekrardan. Videoyu da böyle Merhabalar. bitireceğiz büyük ihtimalle. Şu telefonumuz şurada dursun. Monitör açılmıyor arkadaşlar. İkinci monitörden OBS'yi kontrol ettiğimiz monitör açılmadı. Herhalde bundan sonra da açılmayacak gibi duruyor. Bakalım hayırlısı. Sezer Yeni bizle. monitör hayırlı olsun. Yeni monitör hayırlı olsun da para. Para olay da iyiydi. Hayret Killer Emre bizlerle, Hilmi Şahin bizlerle, Sezer İş bizlerle. Hoş geldiniz. Eyvallah, Merhabalar. hoş bulduk. Oğlum Merhabalar. baba. Efsane bir harita moduyla sizlerle beraberiz. TR Extended Marmara Part 1 map moduyla sizlerleyiz. Bütün ekibe, haritayla uğraşan bütün insanlara, isimlerine baktım göremedim. Tek tek çok teşekkür ediyorum. Kimin emeği geçtiyse TR Extended ekibine. Şimdi haritayı açıyoruz. Gebze terminalinden çıkacağız. Vapurla Yalova'ya geçeceğiz. Yalova'dan Osman Gazi Köprüsü, ki biz Hilmi ile beraber benim araçla Osman Gazi Köprüsü'nden geçmiştik. Osman Gazi Köprüsü'nden geçip yukarıya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru devam edeceğiz. Köprüden geçtikten sonra burada bir havaalanı var. Onun içinden dolaşıp şu şekilde Tekirdağ'da sonlandıracağız. 406 kilometre gözüküyor. Ölçekleme falan nasıl bilmiyoruz. Bakalım ne kadar sürecek, ne yapacağız. Şöyle ufaktan Gidebildik yolcularımızı da beraber. aldık. Hadi çıkalım yavaştan. Haydi ben önce Abim alayım bunu. kapatayım da sonra adam düşmesin aşağı. Hepimiz aynı anda çıkmayalım ama zor olur. Havalı fenaymış. Evet, Şey mi? otobüs modumuz Travego 16 SHD. Oyuncuyuz biz mods ekibinin. Hem haritanın linkini hem otobüs linkini video açıklamasına ekleyeceğim. Otobüs adeta benimle böyle özdeşleşti yani. Sağdan soldan çıkıyoruz değil mi? Emre ben çıkayım, sonra sen Olur. çıkarsın Tamam. kardeş. Olur. Kim o arkadaki? Gel 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 hop gel gel Sen gel. Aşçı da yapıyorlar ya, gel 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 bana gel gel. demiyor muydun? Ben de sana şey Sana yapıyorum. diyorum, sana diyorum Tamam. oğlum, sana diyorum sana. Aşçı da yapıyorlar ya. Gel 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 gel. Hop Emre'cim devam et. gelebilirsin. Aha, istop ettik lan. Geliyorum. Oğlum Muavin ne yaptın bu otobüse? Evet, Emre'yi bekleyelim, çıkalım. Oyun sesi az mı sanki? Para verme la, Emre İyi ödesin. aslında ya. Ha, onu konuşuyorum ben de ya. Ha. Bir tık açabilirim. Geliyor geliyor arkada ya. O Açık mı şu an diyecek biliyor musun? şimdi. Geçeceğimiz zaman. Egzoz sesi. Aç egzoz sesini. Turbo sesi aç. Turbo sesi. Çekici turbosu. Çekici efektleri tamam. Ses açık. Ana sesi aç ya. Ben de öyle yapıyorum. Tamam ya, açtım. Hem retarder falan da yükseliyor. Sesli güzel oluyor. Hadi Tamam mı? kardeş. Hadi birader. Ödecek Arkadan ödecek Emre. gelin beyaz oy. Emre. Beni O arkadan ödecek şimdi. gelin. Allah senin tır gibi. Oy. Şu Gel geri gel. unutmazsam mini ayna. Şu mini Oğlum aynalar. nasıl? O Ve kadar da mini. değil kanka. Navigasyon Bakayım bu sıfırlamıyor navigasyonu mu? kapatacağım. Ekranı. Sıfırlamıyordu arkadaş. Video açıklamasına koyarım unutmazsam. Şöyle Heh, şuna çıkıyor bas. Ha, geri geri. geri geliyor lan. Hayret. Ben de birazcık şöyle geri almaya çalışıyorum. Hadi Dur. devam et, devam et, devam et, devam et. Gidiyor, gidiyor. Onun arkası da dolu arkadaş. Dur ben yolu kapatacağım. Sıfır yap En kötü istiyorsan. ihtimal öyle yapacağım. Denedim de olmuyor. He. Tamam, Oradan geçmeme çıkış izin verme sıkıntılı kanka. biraz anladığım kadarıyla. Direkt U çekeceğiz. Evet. Biraz sağlı geleyim şöyle de bari. Önüne kırın yani, yapacak bir şey yok artık. Vallahi ben geçtim senin arkandan direkt. Birazcık Vay yavaş gideyim. ben istobuna mecbur bekleyeceğim. Geç baba. Sarı damperden sonra serbest. Tamam. Çok güzel. Çıktık. Saat Bakalım. kaç oyunda? Saat oyunda 15.31 olmuş. Onu ben bir ayarlayayım.
Ha, TÜBİTAK diyor. Allah kahretmeyin. Hep dergi geliyor oradan. Onu ne çok istop ettirdim ya. Evet. Niye öyle onu anlamadım. Acemiler siz. Kanka her gün etkisi oynamıyorsun sen gibi. Bana vurmayayım diye fren yapmayıp sola kırmam peki. Gebze terminalinden. Şimdi Eskihisar feribotuna doğru yollanıyoruz. Feribota doğru yollanıyormuşuz. Eskihisar şehir merkezi. İkinci şeride çıkacakmış gibi olup da öyle bu şeritten de oldu. Çok hoşuma gidiyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Ne yapsak? Evi arabayı satsak bir tane otobüs mü alsak hep beraber? Ya. Ya. Alamayız hiçbir şey. Mazot sandım. Egea'nın hibrit olanı. Aha, yani 1.5 turbo benzinli ve elektrik destekli olanı fiyatı açıklandı. Kaç? 200 saat 600 önce. 595, ben 650 falan bekliyordum. 595 olarak çıktı. Ama galiba sıfır araçlara falan zam geliyormuş. Firmalar açıklama yapmış. Büyük ihtimalle 620 falan olur. Yeni zamla diye düşünüyorum. Alamazsın, onu da alamazsın. Evde alamazsın, hiçbir şey alamazsın yani. Vallahi öyle. Bırak otobüsü. Ben çadır alacağım. Çadır ne alacağım kanka. Çadırda yaşayacağım bundan sonra. Abi, bisiklete elektrik kit aldım arkadaşlar, tamam mı? Alba Bike var Bursa'da. İnternet siteleri var, git bakabilirsiniz. Şu anda memnunum. 2 hafta falan oldu, bir şeyini görmedim. Memnunum yani. Dedim araçla gezmeyin. Mesela şimdi örnek veriyorum, bir yer hesapladım ben. 12 kilometrelik bir yol var. Yani 12 gidiş, 12 geliş oluyor doğal olarak eve. Eğimli diyelim sürekli. Giderken 30 dakikada gidiyordum bisikletle. Dönüşte 1,5 saat sürüyordu. Şimdi bu elektrik kitine bisikletimi taktıktan sonra 30 dakikada gidiyorum yine, çünkü giderken daha rahat yol, hep yokuş aşağı, hafif, hafif eğimli. Dönerken sürekli yokuş olduğu için işte dönüşte 1,5 saatte geldiğim yolu elektrik kitini taktıktan sonra 40 dakikada geldim. Öyle hesap edin yani. En hızlı, en yüksek ulaştığım hız 40. Menzil olarak da 100'ü geçer batarya. Kullanım şeyine göre değişiyor tabi. Böyle sürekli dik şeylere vurursanız o zaman sömürür bataryayı, fazla gitmez. Yani bunu niye yaptım? İşte artan yakıt fiyatları vesaire. Yaz geldi. Bisikleti geçen sene almıştım zaten. Artık bisikletle gideceğim, geleceğim. Sağa sola. Geçen işte dün akşam mesela çocuklar çiğ köfte dedi, bilmem ne dedi. Dur dedim, hem iki turlamış olayım. Bir basıyorsun, tamam mı? Direkt roketliyor zaten. Bir de benim aldığım kit 500 watt arka motor, arka hap motor. Normal piyasada satılan elektrikli bisikletlerden alacaktım ben. Onlar 250 watt. Oo, direksiyona bak. Nasıl sallanıyor. Onlar 250 watt motorla satılıyor. Ve 25 km hızı geçmiyor. Özel ayar falan yapmanız gerekiyor. Ben biraz cüsseli olduğum için 500 watt almaya karar verdim. Bir de bisikletim yeni. Geçen sene aldım da. Hani bisikletim hiç olmasaydı 250 watt hazır elektrik kitli bisiklet alırdım. Bu RKS araç Topçulara geçiyor bu arada. Tamam. Nereye? Topçular. Zaten bir yer varmış oğlum. Ben de 2-3 yer var sanırım. Yok yok. Tek. Yaz geliyor. Elektrik, yakıt fiyatları arttı. Elektrikli bisiklet almayı düşünen çoğalmıştır. O yüzden beni iyi dinleyin arkadaşlar. Bisiklet fiyatları atlamayın. Da arttı ki. Atlamayın. İyi dinleyin. Ona göre bir alırken karar vermenize yardımcı olacak şeyler söyleyebilirim çünkü. Bisikletimi geçen sene almıştım daha ben. Yeni olduğu için kit almaya karar verdim. Yani tekrardan bisiklet almayayım dedim. Sonra bir baktım. İşte atıyorum 250 watt şu anki fiyatlar için konuşuyorum. 5,5-6,5 arası. İşte bataryasını falan seçiyorsun çünkü. Ne kadar çok batarya istiyorsan o kadar fiyat da değişiyor. 5,5-6,5 arası diyelim. 500 watt almak istediğin zaman işte 9,5, 10,5, 11 o ara.
O zaman hiçbir bisikleti olmayan daha mantıklı direktman şey alması. Direkt onu da söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela benim arkadaşımın bisikleti vardı ama çok eski, artık yıllardır çok eskimiş. Bisikletin yenilemesi lazımdı. Ne yaptı? Gittik ona şey aldık. 250 watt hazır aldık. RKS MJ1 mi öyle bir şey, şehir bisikleti tarzında. İşte arkasında direkt oturma bagaj kısmı falan, işte çocuk. Çocuğu gezdirebilirsin. İşte bagaj olarak kullanabilirsin vesaire. Konforlu. 700 şöyle 28 inçe tekabül ediyor işte. 700'lük lastik diyeyim. 700 mü diyorlar ona, bir şey diyorlar işte. 29, 28, 700 hepsi aynı zaten. Çap olarak hemen hemen. Hatta lastikler de birbirine uyuyor. İnce lastik. 700'lüklerde. Onlarda batarya seçemiyorsun hazır aldığın zaman. Bir de 250 watt eğer benim gibi iriyseniz veya oturduğunuz yer sürekli eğimliyse, işte hafif eğimli rampa olabilir. Düz bir şehirdeyseniz sıkıntı olmaz ama 250 hafif böyle eğimlerin olduğu bir yerde yaşıyorsanız veya o tarz yerde kullanacaksanız 250 watt biraz fazla bataryayı yiyebilir. Bir de mesela o hazır dışarıda satılanların galiba çoğu veya hepsi bilmiyorum 36 watt bataryayla giriyor. Benimki 48 watt. Onlar 25 kilometre hız sınırı var. Bazıları açıyor ama hadi en baba vurduğu 32. Açmasına rağmen o ekranından açıyorlar onu. Hepsinin de açılmıyor. Bazılarınınki açılıyor. Açsa bile 32 falan basıyor. Benim 500 watt. 40 basıyor. Ama bir anda basıyor yani. Hani basıyor yani. Bir de kurcalamadım. Belki 40'ın üstüne açsam. Ayarı var çünkü. Hiç ellemedim. Belki 50 yapsam 50 de yapacak düz yolda ama bilmiyorum. 40 görüyor rahat. İşte hiç daha çıkamadığım rampa falan olmadı bu cüsseyle. Hep şaşırttı beni. Ya işte burada zorlanır mı falan deyip daldım böyle rampalarda. Yardırdı çıktı. Ama mesela benim arkadaşım ilk karşı çıktı. Dedi ki ya kardeş dedi bak. Ben dedi işte 8-9 liraya bisiklet aldım. Sen dedi gidiyorsun dedi bu fiyata sadece kit alıyorsun dedi yani. Benim kardeş benim bisikletim yeni, daha geçen sene aldım. Aynı parayı vereyim 500'lük motor alayım, daha güçlü olsun. Değil mi? Hem biraz cüsseliyim falan. Daha rahat yol alayım falan. Doğru diyorum falan dedi. Sonra aldım kit falan taktım işte. Sonra dedi ki bak sen biraz para verdin ama dedi. Seninki de canavar dedi yani. Gerçekten fark var yani 250 ile 500'ün arasında gerçekten fark var. Bataryayı da iki üstü seçtim galiba. Standart değil de iki tık üstünü seçtim. 12 amperlik seçtim galiba. Memnunum. İlerleyen zamanda ne gösterecek bilmiyorum. Belki videosunu çekerim yakın zamanda. Böyle bilgi vermiş olayım yani. Çünkü eminim elektrikli bisiklet bayağı çoğalıyor. Şimdi de yaz geliyor. Güzel bilgi verdiğime inanıyorum. Atılıyorum. El gazı var. Alkışlamamızı falan mı bekliyorsun anlamadım. El gazı var. Yok bilgi vereyim ya. El gazı var ha, mesela tamam. İşte kavşaktasın mesela. Yok, veya kırmızıda bekliyorsun. Veya bir yerden ani sıyırman lazım. Kavşaktasın tamam mı? Geçeceksin. Hemen böyle sıyırman lazım. El gazına bir dokunuyorsun düğmeye. Hop. El gazı da şey. Az basarsan az güç veriyor. Çok basarsan çok. Evet Osman Gazi hayırlı olsun. Duyarlı. Oo Osman Gazi köprüsünden geçiyoruz şu anda. Lan benim direksiyon kalktı gidiyor neredeyse. Bu motor dişimini mi açtım ben, ne yaptım? Sen biraz fazla açtın herhalde onu. Ama hiç ellememiştim ben. Sanki rot ayarı bozukmuş gibi. Bir de arkadaşımın aldığı bisiklet mesela RKS MJ1'di galiba. Selesi yani koltuğu çok yumuşak, geniş sele. Böyle bizim bu bende mesela Kron XC75 var. Bilirsiniz bu dağ bisikleti olsun falan aldığınız zaman koltukları sert ince olur. Direkt şey kalın yumuşak yani. Allah. Lan bu kaç vites lan bu? 8 mi? 8. Ha. İleriden dönüş var. Hı.
Yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizde elektrikli bisikletiniz varsa, Telegram grupları var mesela, elektrikli bisikletçiler falan bir şeylere. Ben de hatta bir tanesine bakıyorum. Girmedim de öyle okuyorum ara sıra bakıp. Ne değişik şeyler çıkıyor lan, değil mi? Bundan 5-6 yıl önce veya 10 sene önce de elektrik falan. Aklımıza gelmez ya, biz küçükken. Ya şimdi benim araba mesela 1 kilometrede 1 lira 90 kuruş yakıyor. Sen ona 2 lira de. Gidiyorsun mesela, hadi 30 kilometre yaptığını düşün. Ben bisiklet, ben mesela muhasebecime falan şimdi bisikletle gelip gidiyorum. 5 kilometre git, 5 kilometre gel. Şuraya bir geçeyim de. Beş git beş gel ne yapar abi? 2 lira desen 10-20. Ne diyorsun ben la? Ne diyorsun o? 5 geldi 10-20. 60. İyi de abi iyi de. Onları söylerken kafa nerelere gitti acaba? Oğlum bir yandan çarpmamaya çalışıyorum. Viraj var, HGS'den geçeceğim. Bir şeyler var. Ne hesaplıyor şimdi? Aynaya bakıyorum, oradan otobüs geliyor üstüme. 13 çarpı 2, 26, 2 ekle, 28, 3 çarpı. Ay. Bir de elektrikli bisikletiniz olduğu zaman sağdan geçeceğiz herhalde, değil mi yine? Evet. O kadar hızlı gidiyorsunuz ki gideceğiniz yere. Lan! Allah razı olsun Emre. Kurtardınız mı? Sen adama vurmasaydın ben o adamı altıma alırdım büyük ihtimalle. Lan hepsi mi açık? Anlamadım ki. Aslında 31 Mart'tan sonra hepsi açılacak ama. Öyle hepsi değil mi? Niye değiştirmemişler? Gerçi daha 31 olmadı. Mart olmadı. 28'i. Hepsi EGS olacak. Çok hızlı gidiyorum bir yerden bir yere. Bir bakıyorum şuradayım. Bir bakıyorum şuradayım. Az önce şuradaydım. Bir yere gidiyorum mesela. Oturuyorum, dinleniyorum. Millet geliyor soruyor. Bu nasıl bir şey diyor falan. Lan oğlum. Neyse, motor titreşimini kısmayacağım, böyle devam edeceğim. Nasıl titriyor direksiyon ya? Lan bunlar da pahalanmış. Az önce baktık arkadaşlar. Kaç para olmuş lan şu Thrustmaster? Para çok. Bizim komple bütün set şu an 25 bin lira. Sadece direksiyon 12 mi? Artı 13 pedal 13.300. 13.000 olmuş ya biz. Daha 1,5-2 sene önce 3.5'a gidin alın arkadaşlar. Emre Bozkurt'un videosunu izledik değil mi? Aynen evet. Gidin gel buraya. Gidin gel buraya. 3.5'a. İşte o zaman almayanlar pişman. O kadar dedik alın alın diye. Biz çok uçtuk galiba. Mesela ben alamam şu anda bunu almak istesem. Doğru diyorum kanka, biz uçtuk. Ben Snop'u alırım şimdi. Ben ne oldu oğlum? Onlar bile kim bilir ne kadar. Hiçbir şey almadım. Kanka Snop'u 1916 liraydı. Dün arkadaş, dün değil evet gün arkadaş sordu bunu alayım mı diye. Dedim sen bilirsin. Dediğim yani. Burası nere lan? Dilovası'nı falan geçtik. Bura 15 nere? 15 Temmuz arası? Şehitler Köprüsü'ne hoş geldiniz. Oğlum köprünün ayağı böyle değildi ki. Niye böyle? Olmayabilir ya. Bura nere biliyor musun? Bura değil oğlum ya. Emre Bozkurt Köprüsü. Sıkıştırdım Emre'yi. Bura nere lan? Yazıyor bir, lan duralım burası. Mı bir? Burası 15 Temmuz değil ya. Değil, evet değil. Biz bura ne o zaman? Osman Gazi'den geçtik. Osman Gazi'ye benziyor bura ama ben sana söyleyeyim. Osman Gazi, bizim geçtiğimiz Osman Gazi diye yazdı ya zaten Osman Gazi diye. Aynen. Ne yazıyor? Avrupa'ya hoş geldiniz. Bir şey olabilir ya. Ne köprüsüydü bu ya? Bir şey köprüsü. Allah Allah. Burası Kuzey otoyolu. Türkiye'nin ilk ekolojik köprüsü. Kuzey bilmem ne otoyoluna falan geçecek de. Kuzey otoyoluna. Yeni şey yapıldı ya, otoban İstanbul'un üstüne yeni yol.
Oradan gidiyoruz işte. Oğlum ne yapıyorsun lan? Lan! Burası orası ya. Tamam. O7 mi neydi herhalde? İstanbul'un üstünden. Ne yaptım? Ora. İstanbul'un üstünden geçiyor işte ya. Tamam. Kuzey otoyolu oğlum. Aynen kuzey otoyolu. O zaman İstanbul'a geldiğimize göre makasa başlayabilirim ben dur. Emre'ye yol verdiler. Valla direksiyon açın istediğin abi kadar titre. Motor titreşimini kısmayacağım. Böyle süreceğim. O değil, şey de titriyor. Görüntü de titriyor. Neyse. Yapma. Oyun görüntüsüne de etki ediyor. Var mı lan bizden hızlısı? Ben. Emniyet şeridine girdim, biraz yapacak bir şey yok. Lan kırmıyor mu? Lan! Selamun aleyküm. Ulan ne geçiş ücreti ödedik be. Ananı... Kanka bir anda polis kontrolü varmış. Korktum lan. Ha, havalimanı Madara mı geldik yoksa? He. Havalimanına geldik. İstanbul Havalimanı'na evet, hoş bu da TR Extended ekibini yapmış oldu değil mi? Tabii şu an gittiğimiz yolların hepsi TR Extended. Hepsi adamlar yapmış vallahi, helal olsun. Elinize sağlık. Ben gideyim sağlık de gelen yolcudan süper yolcu alayım bari. Selamun aleyküm memur bey. Hiç görmediğimiz bir yere girdim ben şu anda mesela. Öbür yerleri gördük de burayı ilk defa görüyorum. Eğer orada bir durun da şu titreşimi kısayım ya. Kanka ben zaten yolcu alacağım şuradan. Şuradan yolcu alak. Ben yanaştım. Siz de arkama gelirsiniz. Gelen yolcu. Haydi haydi kalkıyor, haydi Sarıyer. Çamlıca Sarıyer. Ahşap turizmle Sarıyer. Sincan. Oha. İstanbul'dan. Kanka ben yine mantıklı şeyler söyledim. Adam Sincan dedi direkt. Şu ablanın binmeye gönlü var gibi de. Emre sağda ne yazıyor Türkiye? Var galiba. Diyor altta ne yazıyor? Güle güle. Bana. Güle güle. Goodbye. Yabancı dillerde. Çok oynanış. Kontroller. 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 Motor titreşimi. Az aslında ama sıfır yapayım ben bunu. Ben de kaç bakayım. Ben hazırım. Dur ben yolcu topladım, şu bavullarını alayım da. Tamam. Motor titreşimi %20. Benim de öyleydi. Ama nasıl titredi bak. Allah Allah. Niye öyle ki? Bilmiyorum. Ya çıkalım. Otobüsçiler diyor ki sen nerede çalışıyorsun? Lan söyler miyim? Hayırdır lan? Ana Hilmi uçağa bak. Havaalanı taksisi bile var. La. Hilmi uçağa bak Hilmi. Gördüm. Hiç binmedim ama gördüm. Ben de hiç binmedim lan uçağa. Ben de binmedim. Oğlum uçağın çok güzel bir şey. Hiç binmedim ya. Bak ben o kadar yer geziyorum ki mesela. Ben çok bindim. Çok gezdim benim Türkiye'de. Korkum var. Hala geziyorum. Yükseklik yani korkum da yok. Denk gelmedi ya uçak. Bekletip gelmedi, ben de arabayla gittim. Denk gelmedi deyince sanki ben otobüs geliyorum. Üç tane var ortadan geliyor, tamam mı? Bak sonradan sağdan girdim, vay benim bunu. Şurada bak abi, bak şurayı bile yapmışlar ha. İstanbul yazıyor bak şeyde. Solda çimlerin üstünde taşlarla. Evet. Hayda adam oğlum. Tamam dayı ben seni götürürüm, otur 2 dakika da. İnmeyeyim oğlum mi? Adam Samsun'a gidecekmiş. Bizim otobüse binmiş ya. Neyse. Dayı ben yakında bir yerde indiririm seni, yürürsün. Köşede indiririm, sen oradan 2 kilometre sonra mı Samsun? 100 kilometre. Vay yavrum vay. Adayı ne abi? Allah seni kahretmesin. Önde atlayacakmış gibi yapıyor ya. Vallahi korktum lan. Arkamdakini korkutuyor mu?
Aa çok korktum aman Allah'ım. Tam böyle arkamdan yapışan biri gelse öyle bir yapacağım patlayacak direkt değil mi? Aynen direkt patlar. Oğlum şunlar sıfır araba mı la dur bir bakayım. Yok değilmiş. Al kucağına bir tane. Kanka değilmiş la. Harita çok ya, güzel olmuş. Çok keyif veriyor, güzel olmuş yollar falan. Aynen la. Çok geniş geniş böyle. Aynen. Aha iki firma kapışıyor ileride, hemen katılmam lazım. Bir dakika arkadaşlar. Dörtten üçe bir çektim. Vutututututututut. Bir geliş. Nerede bir yerde tünele gireceğiz yani. Top speed yapın bari. Yapıyorlar galiba. 143 bile gördük ama. Ben bakmadım vallahi hiç. Videoda şu an görürüz. Yapıyorlar galiba. 137 falan anca gitti herhalde. 130 şimdi görürüz. Yokuştan aşağı şimdi görürüz. 132, 35. Allah. 148. 150. 150. Yaylana yaylana vallahi. Aynen ne orada ne var okuyamıyorum. 151. 154. 152, 153, 154. Evet, 6. 6. 157. Zor dönmeye başladı artık. Motor he, motor patlayacak şimdi. Motor şimdi yerinden 45. Çıkacak. 158. Havalanacak biraz. 160'a doğru geliyor. Gelmek üzere. Hadi lan. Geldi. Geldi. 160'ı gördüm. Aynen. 161. Aa 158. Ben 158. 158'in üstünü ben de görmedim. 160 şu an. Arkadan geliyorsun. Allah Allah. Aynen. 162. 163. Aa. Aynen 163. Nerede yaptınız oğlum? Oğlum arkanızdayız. Lan nasıl geçeceğiz burada? Geç geç. Lan. Allah. Gel gel geçiliyormuş. 164'ü de gördüm. Demek ki 157 ile HGS'den geçiliyormuş. Aynen 163 gördüm ben de. Ne zaman gitti acaba? 158. Şişim, HGS'ye böyle girilir işte arkadaşlar. Aynen. Adı üstünde. Biz 163'ü gördüm ben, 164'ü de şey 163'ü gördüm. Of evet, ne geçtim 163. Be. 163'te geçtim be. Aynen 163'te geçtik orayı. Oğlum ben de lan oğlum çok fena gidiyoruz şu anda, birimiz patlamaz sayı valla. 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170. Döndüm ben. Döndüm. Ben de döndüm. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Yavaşlayalım bence öleceğiz. Evet. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Çaktırma. O ne lan? Köpek var. Köpek var lan. Aa o Sezer baba. Köpek yürüyordu yolda. Ha görmedim onu. Ya mazot bitti de. Ona. Köpek olayını şeyle yapmışlardı, getirmişlerdi ya. Yeni fiz şeyle mi? Görüntü şeyle. Yok yok, Edirne falan geldi ya, oradaki sınır kapılarına falan köpek koymuşlardı. Hmm. Oralardaki modelleri almışlardır. Uçan balon var geçen mı? Ne alaka? Geçen tır solladım rampa yukarı. adam demiştir ki bu manyak ne yapıyor? Ondan yani? Sonraki günde mikser solladım. Adam demiştir ama lan bu manyak ne yapıyor? Tekirdağ il sanırım. Haydi bakayım. Lan retarder kapı. Oğlum Emre nerede ya? 20 il öndeyiz. Hayır Emre nerede diyor. Arkadayım. He. Aha oyun dondu. Aha geldi. Bir şey oldu mu benim şeye otobüse? Yok yok abi, bir şey olmadı. Abi bir anlık böyle tık yaptı geri geldi. Buradan döneceğiz. Başarım kazanmışız. Oo. Kamera niye öne gitti? Oo. Oo. Oo.
Selamun aleyküm. Oğlum ben buraya şey dönüş sandım böyle. Virajlı dönüş sandım. Meğerse direkt şirkete. Ben de öyle sandım ilk lan. Oğlum. Filmi görmedik, duymadın bilmiyorum. Ben gördüm ya. Düh be. Yakalandım. Oğlum çekil lan. Oğlum geniş alıyorum. Daha ne yapayım? Gel yanımdan dön. Allah Allah. Kaç köpek kaldı? Kaç köpek kaldı ya? Bitti lan. İki kalmış. Ya bitti. Ben bir ara hızlanıyorum da benim kilometre artıyor. Allah Allah diyorum. Bilen bilir arkadaşlar bir ara. Kaç köpek kaldı diye bakıyorum. Meğerse hıza bakıyormuşum. Gitgide hızlanıyorum. Allah Allah diyorum benim şey artıyor gitgide kilometre. Yanlış yoldan mı gidiyorum acaba? Bu videoda outro'yu vermem. Birazdan iki tane video gelecek. İkisi de birbirinden güzel arkadaşlar. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Nerede duracağız? Şeylerde mi? Hayır, orada garaj vardı. Garaja atmıştık. Garaj mı? Ne garajı lan? Şey işte. O oyunu kendi garaj. Oğlum. Biraz önce bir şey oldu. Sağdan gidilmiyor. Oyunun arabası uçtu. Aa niye stop etti bu? Ne oldu? Giderken stop etti. Ani fren koymuşsunuz. Yoo. Allah Allah. Lan bu ne oluyor oğlum? Yapay zeka. Ne oluyor lan oldu? Ha, bir şeyler oldu lan. Yapay zeka kafayı yedi. Bak abi benim oğlum Allah'ın şahı. Çok kötü oldu lan. Fena oldu. Ana Linea mı lan şu? Yok la değilmiş, Toyota'ymış. Hayır Linea'yı koyup da Egea'yı koymazlarsa sıkıntı yani. Tabii kardeş. Bu Emre Bozkurt'a bir hakarettir. Oğlum ben niye genişten alamıyorum bu arabayı ya? ETS de uygun değil yazık. Yoldan kayboldun. Garaja girince kayboldun herhalde. He? Ana. He harbiden ya. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuzdur iki videoyu. İzlemişsiniz yani şu anda. Outro'yu veremeyeceğim çünkü şimdi telefondan bağlanacağım öbür bilgisayara. Bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hepiniz öpüldünüz. Bay bay. Dur daha bağlamadım. Heh bağladım. Şimdi bakayım şuradan şöyle. Kaydı durdur şuradaymış. Tamam. Hadi bay bay. Hoşça